Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere çocuk bandanası dikmeyi göstereceğim. Öncelikle ben daha önceki videolarda şöyle bir elbise dikmiştim. Videoları izlediyseniz eğer. Şöyle bir elbisemiz vardı. Bundan bir miktar kumaş kaldı. Buna göre bir bandana dikelim dedik. Bir miktar da tülümüz var. Şöyle kumaşımız var. Biraz da tülümüz var. Tülümüzde süslemesini yapacağız. Kumaşımızda da bandanasını yapacağız. Bu elbisemiz 3 ila 5 yaş arası çocuklara gelecek bir elbise. O yüzden ölçülerimizi ona göre belirleyeceğiz bandanamızda. Şimdi kumaşımızı açalım. 3 yaş ve 10 yaş arası çocuklarda kafa ölçüsü bandana için 48 ile 51 arasında. Biz 50 santimlik bir bandana yapacağız. Kumaşımızı kesinlikle düz kesmiyoruz. Çünkü düz kestiğimiz zaman kumaşımız esnemez. Yani bazı çocuklarda kafa boyutu farkı olabileceği için biz esnek yerinden, yani verev bir şekilde keseceğiz. Şöyle tam ortaladığımız zaman arkadaşlar, şu bölümden kesersek kumaşımızı verev kesmiş oluyoruz. Şimdi 50 santimi biz bir ölçelim. Nereye geliyor bir bakalım. Ona göre bandanamızı yapalım. Şimdi şuradan şuraya 50 santimlik bir çizgi çizeceğiz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, size şunu göstereceğim. Bakın bayağı esnek. Yani biz bu bandanayı yaptığımız zaman hem baş bölümünü sıkmayacak çocukların, hem de kafa boyutu farkı varsa onu bu şekilde esnekliğiyle kapatmış olacak. Şimdi kumaşımızı ikiye katlıyoruz. Tersinden şuradan başlayıp sonuna kadar dikiyoruz. Şimdi ben dikip getiriyorum. Şimdi kumaşımızı diktik. Şu şekilde şuradan boydan sonuna kadar diktik. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Bir kontrol kalemi yardımıyla yapabilirsiniz. Evet, şimdi ters çevirdik arkadaşlar. Bunu ütüleyeceğiz. Ama nasıl ütüleyeceğiz? Şimdi şurada dikişimiz var. Bu dikişimiz ortaya gelecek şekilde, şu tarafımız temiz olacak şekilde, yani şöyle kenara gelmeyecek dikişimiz arkadaşlar. Tam ortasına gelecek ve bu şekilde ütüleyeceğiz. Şimdi ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu ütüledik. Şu şekilde yaptığımız zaman bandanamız oluşmuş olacak. Şimdi biz bunun süslemesini yapacağız tülden. Bu bandanaya da fiyonk yapmak istiyorum. Fiyonkumuzu bir miktar tülümüzü keseceğiz şöyle. Şu şekilde fiyonkumuz birazcık kalın olsun istiyoruz biz. Şöyle yaptığımız zaman fiyonkumuz oluşmuş olacak. Ama öncelikle arkadaşlar, tülü dörde katladık. Şuradan, şuradan ve şuradan dikeceğiz. Şuradan küçük bir aralık bırakacağız ve oradan da fiyonkumuzu çevireceğiz. Fiyonkumuzun üzerine de onu tutması için şöyle ince bir kurdele geçireceğiz. Aynı renkten, kumaştan kurdele yapacağız yani. Şöyle yapalım.
Şunu da şuradan dikelim. Şimdi dikimini de göstereceğim sizlere. Şimdi bunları diktik. Şu tülümüzde fazlalıklar vardı. Onları alıyoruz. Şimdi arkadaşlar dikerken şurada şöyle keselim. Şurada sizlere bir miktar boşluk bıraktığımı göstermiştim. Şimdi oradan fiyonkumuzu çevirelim. Evet, şimdi fiyonkumuzu çevirdik. Şurada bir miktar açıklık kaldı. Onun bir önemi yok bizim için. Bunu bu şekilde ütüleyeceğiz. Çünkü şu gelecek. Orayı saracak. Bunu da çevirdik. Bunu da aynı şekilde bandanadaki gibi dikiş bölümü orta gelecek şekilde ütüleyeceğiz. Bunu da ütüleyeceğiz. Daha sonra fiyonkumuzu yapma işlemine başlayacağız. Şimdi arkadaşlar tülümüzü ve diktiğimiz kumaşımızı ütüledim. Şu şekilde dikişimizi ortaya getirdim. Çünkü bu tarafı şu şekilde fiyonk için gözükmez bir yerde olacak. Şimdi şu fiyonkumuzu şöyle elimizle, el yordamıyla yani şu şekilde patlayıp şöyle toplu iğneleyip dikeceğiz. Tam ortadan bir dikiş yapacağız. Ben o dikişi yapacağım. Daha sonraki aşamaları sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki aşamalar makinenin başında olacağı için makinenin başında göstereceğim sizlere. Şimdi şu şekilde ortadan büzgüleyerek kurdelamızı dikeceğiz. Bandanamız bitti arkadaşlar. İpliklerini keselim.
altı renk.